Merhaba arkadaşlar. Bugün Ukraine dersimizde silah yapımını öğreneceğiz. Daha doğrusu silah aktarmayı öğreneceğiz. Bu şekilde kendi silahınızı falan yapabilirsiniz. Kafanıza göre bir silah yapıp Ukraine oyununuzun içerisine aktarabilirsiniz. Ve bunu tabii ki birçok eğitimde olduğu gibi kolay yolunu göstereceğim. Kolay yoldan nasıl aktarılabileceğini göstermeye çalışacağım size. Şimdi arkadaşlar şunu bir kapatalım değil mi? Kaydetmek istiyor musunuz? Hayır. Şimdi yapmamız gereken şey tabii ki tırdemek saçmak. TradeMax'ı ne yapacağız ya da TradeMax ile aktaracağız birçok şeyde olduğu gibi. Tabii ki biraz daha hızlı olması açısından basit bir anlatım olacak. Bu arada sesim normal mi? Biraz az mı sanki? Şöyle, tamam. Close diyelim. Arkadaşlar, 3DMAX ortamımızı biliyorsunuz zaten. Daha önceki 3DMAX videolarını seyretmeyenler varsa muhakkak ki seyretsinler. Yoksa sıkıntı yaşayacaklardır. Evet, şöyle yapalım. Aslına bakarsanız madem siz de ilk olarak bu şekilde açılır arkadaşlar. Bir kişi sormuştu. Ona da cevap vermiş olalım. Bunlar aslında arkadaşlar kötü bir şey değil. Aksine yani çok fazla kullanılan bir şey. Yani profesyoneller bu şekilde kullanıyor çoğu zaman. İşte üst taraftan, ön taraftan, sol taraftan görünümlerini ve perspektif görünümlerini aynı anda veriyor. Tabii ki benim gibi direkt olarak basit bir şekilde çalışmak isteyenler şöyle perspektife tıklasın. Alt W tuşuna tıklasın. Direkt olarak zaten bu şekilde açılacaktır. Tamam. Şimdi arkadaşlar önemli bir şey, Customize bölümüne tıklıyoruz. Buradan Unit Setup bölümüne tıklıyoruz. Matrix seçili olduğunu emin olmamız lazım. Buradan Meters seçilecek. System Unit Setup diyor. Burası santimetre dışında herhangi bir şey ise burayı da santimetre yapalım. OK'ye tıklayalım, OK'ye tıklayalım. Neden? Çünkü biz silahımızı belli bir boyuta göre yapacağız ve bu boyut dışında olursa kötü duracaktır. Yani elinde kocaman bir şey ya da hatta eline bile alamayabilir. Pek iyi olmayacaktır. Ondan dolayı tam 3DMAX boyutlarıyla uygun boyutlarda yapmamız gerekiyor. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bir tane kutu oluşturalım değil mi? Basit bir silah nasıl yapılır? İşte bir kutuyla yapılır. Bizim silahımız kutu olsun. Kutumuzu oluşturduk. Dediğim gibi boyutlar önemli. Şöyle uzunluğunu seçelim. Uzunluğunu 0.7, 0.8, 0.6 şekilde yapabilirsiniz. Genişliğini 0.05 şeklinde yapacağım ve yüksekliğini 0.07 yapacağım yine. Yani fena değil. Şimdi bunu tam olarak merkez diyelim. Merkeze aldık. Merkeze aldık. Yani bu kadar da basit olmasın dediğiniz o diğer gibiyim. Tamam, bir tane daha kutu oluşturalım. Sizi mi kıracağız? Tamam, şunu da yerini sıfırlayalım. Sıfıra sıfır. Şöyle alt tarafa alalım. Hatta şeklimiz olsun şöyle biraz. Biraz da arkaya alalım. Fazla arkaya aldık. Şöyle olursun. Kafanıza göre ayarlarsınız arkadaşlar. Profesyonel bir çalışma yapmasını biliyorsanız profesyonel çalışma yaparsınız. Bir tane silindir alıyorum. Ve silindirimi şöyle bir uzatıyorum rastgele. Segmenti arkadaşlar kesinlikle bir yapın.
Hatta şurayı da 8 yapalım. Köşe sayısını yani. Şimdi şunun dikeyliğini ayarlayacağız tabii ki. Şunu 90 diyelim ya. Değil mi? Şimdi yine bunun merkezi alalım bir. Tamam, merkezi aldık. Şimdi yerini ayarlayabiliriz. Yani işte. Tekrar yapalım şöyle. Neyse, uğraşmayayım o kadarını artık. Siz daha detaylı bir silah yaparsınız. Böyle bir silahımız var diyelim arkadaşlar. Yani silah diyorsanız buna, böyle bir silahımız var diyelim. Dediğim gibi tabii ki bunu detaylı bir şekilde yaparsınız silahınızı. Bunu şimdi aktaracağız ama tabii ki bunları önce bir ataçlamamız lazım. Silahımızı bitirdikten sonra arkadaşlar herhangi bir tanesini seçiyorum. Şu ikinci alana geliyorum, modify alanına. Modify alanından ne seçiyorum? Editable Poly seçiyorum. Editable Poly altında bir yerde arkadaşlar attach vardı. Attach'a tıklıyorum. Şuna bunu attachlamış oldum. Ve attach'ı artık kapattığım zaman, evet, görüyorsunuz ki hepsi birlikte hareket ediyor. Şimdi başka yapmam gereken bir şey aslında var ama bu halde de olur. Hadi yapalım. Şimdi arkadaşlar şu üst tarafta bakalım neredeymiş. Evet, şu üçüncü sırada şu hiyerarşi yazan alanda, hiyerarşi bölümünde Effect Pivot Only diye yazıyor. Yani pivotumuzu ayarlayacağız. Pivot'a tıkladım. Pivotum nerede? Şöyle seçiyoruz. Tam olarak pivotumuzun yerini seçiyoruz. Şöyle merkezde bir yerde olursa aslında güzel olabilir. Pivotumuzun yönü şu an doğru mu bilmiyorum ama herhalde doğrudur diyerek başlamak istiyorum bu şekilde. Doğru değilse oyun içerisinde tekrardan buraya gelip pivotun yerini falan ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Çok fazla uğraştırmayalım ama şöyle bir gerçek var ki yapmamız gereken önemli bir adım daha var. Tamam, bunun ucu burası olarak biz ayarlayacağız. İşte burası arka tarafı olarak ayarlayacağız. Ama bir efekt var ya, hani işte ateş atarken burada böyle kıvılcım falan oluşur. Aslında onu da belirlememiz gerekiyor bizim. Yani madem silah yapıyorsunuz, değil mi? Çok da aşırı dandik bir şey de yapmayalım ya. Çok baştan savma da olmasın. Şu birinci sırada arkadaşlar, birinci sıradaydı. Şu Helpers bölümünde. Evet, birinci sırada Helpers bölümündeydi. Burada Dummy var. Bunu birçok şey için kullanıyoruz aslında. Hani araba yaparken falan da kullanıyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Biz bu dummy'yi gelelim şöyle. Biz bunun yerini bir sıfırlayalım da yoksa ayarlayamayacağız. Tamam. Merkez biraz şöyle alt taraf. Azıcık daha alt. Yani fena değil. Biraz şöyle arası olsa bir şey olmaz.
Tamam. Dummy'mizi ayarladık. Tabii ki bunun adı dummy olarak kalmayacak. Bizim kodlarımızdan neyse o olarak değiştireceğiz. Ondan dolayı arkadaşlar bunu bu halde bırakıp yani simge durumuna küçültüp artık XAML kodları arasına gelmek istiyorum. XAML kodları demişken hemen CryEngine'imizin bulunduğu dosyamızı açıyoruz. İşte ben de x86 içerisinde CryEngine içerisindeymiş. Buradan Game SDK içerisine giriyoruz ve burada arkadaşlar şimdi onun script dosyaları nerede olabilir? Mantık kurun. Script içerisinde tabii ki. Doğru mantık. Bunu açtık. Şimdi script içerisinde nerede olabilir? Bakın bunun içerisinde bir tane daha script varmış. Tahmin etmiyorsak şuradan entity'ye gireriz. Aa, burada hiçbir şey yok zaten. Tamam. Yani bizim işimize yarayan hiçbir şey yok en azından. Tamam, burada tekrar script içerisine girelim. İşte şimdi entity'ler içerisinde değil mi bizim silahımız? Entity'ler içerisinde nerede? Tabii ki items bölümünde. Yani biz normal dışarı silah atıyorken items içerisinde atıyorduk. Bakın burada XAML dosyaları bulunmakta. XAML dosyalarını alıyoruz. Evet, tam olarak bizim ihtiyacımız olan weapons. Silahlar. Gördüğünüz gibi burada kolay bir şekilde yapacağımız XAML dosyalarının bir kopyası var diyelim. XAML dosyaları burada var. Şimdi bizim silahımız hangi türde olsun? Bize farklı seçenekler vermiş. Böyle pistol vermiş. İşte rifle dediği taramalı tüfek tarzı vermiş. Shotgun dediği pompalı tüfek tarzı vermiş. Bizim işimizi bunlar görecektir. Biz tekrardan bir şey yapmamız aslında gerek yok değil mi? O halde ben şöyle taramalı tüfek tarzında olsun istiyorsam şu rifle yazanı masa üstüme çıkartayım bir. Evet geldi. Şimdi benim silahımın adı ne olsun arkadaşlar? Tabii ki kolay web tasarım olsun. Tasarım diye yazdım. Web sitemizi ziyaret etmeyi de unutmayın. Bunu şimdi artık Notepad içerisinde açabilirim. Ve şuralara kolay web tasarım. Hiçbir silah konulmayacak bir isim tabii ki. Farkındayım. Ama akılda kalıcılığı sağlamak için yapıyorum. Tahmin edersiniz ki. Kolay web tasarım. Evet burada diyor ki display name. Yani dışarı attığımız zaman senin silahının ismi ne olarak görünsün diyor. İşte şöyle etmap'e alt tire kolay web tasarım olarak görünsün istiyorum dedim. Dediğim gibi hani kolay olarak anlatmak istediğimden dolayı en basit şeklini anlatmak istediğimden dolayı bu bölümlere geliyorum. Burada diyor ki tam olarak senin diyor işte yolların falan nerede? Tamam. Bu animasyon yollarını falan değiştirmeyeceğim. Biraz daha alta inelim. Aha, işte burası önemli. Senin CGF dosyan tam olarak yani geometrik. Bakın şu geometri yazıyor. Geometrik dosyan tam olarak nerede? Henüz aktarmadım abi diyorum. Biraz bekle diyorum. Şurada işte kapasiteyi falan belirle diyor. Yani değiştirebiliriz ya da direkt olarak bu rifleye verdiği kapasiteler kalabilir. Yani mermi kapasitesinden bahsediyorum arkadaşlar burada. Onlar kalabilir. Kendiniz değiştirebilirsiniz. Biraz şu alt tarafa doğru inelim. Orayı yapmadım henüz çünkü. Aktarmadan önce bakalım adı ne olarak vermiş. Evet. Weapon term. Bu. Kesinlikle bu. Bizim dummy ayarladık ya arkadaşlar. Bu dummy'nin ismi Weapon term olsun. Bir tane daha oluşturup hatta smoke effect de diyebilirmişiz. Üçüncü kişi de diyor. Bu şekilde görünebilir diyor. Birinci kişi de diyor. Smoke effect olarak yaparsan diyor. Güzel görünür aslında diyor. Çok uğraştırmayacağım. Üçüncü kişiyi ayarlayacağım ben size. Daha net olması açısından. Tekrar şuraya gelelim. Şu dummy'ye bu ismi verelim arkadaşlar. Biz bunu buna bağladık mı acaba? Bağlamamış olabiliriz. Şuradan atacı açalım. Şuradan isimleri açalım bir. Evet, weapon term diyor. Bunları galiba şu anda bağlamış olduk. Tamam da. Bugs bir olmasın. Şunun adı
kolay web tasarım olsun değil mi arkadaşlar? Şimdi dediğim gibi hani bundan bir tane daha oluşturup ya da oyuncunun görebileceği bir alana şuraya bir yere bir tane daha oluşturup delik falan yaptıysanız oraya da diğer ismi verebilirsiniz. Şurada belirttiği smoke effect ismini verebilirsiniz. Orada güzel bir görüntü yakılacaktır. Çok çok fazla uğraşmayalım arkadaşlar. Çok vakit aldık zaten. Şöyle biraz geometri bölümüne gelelim. Evet, bizim CGF dosyasına şu anda ihtiyacımız var. Sondaki alana geliyorum tekrardan. Export işlemini daha önceden görmüştük. Dediğim gibi seyretmemiş olanlar muhakkak ki muhakkak seyretsinler. Bunu ilk olarak ne yapıyorduk? Bu sahneyi öncelikle kaydediyorduk değil mi? Masa üstüne gelelim. Yeni bir klasör oluşturup kolay web tasarım adını verelim. İçerisine girelim ve silahımızın adı olan kolay web tasarım olarak kaydedelim Max dosyamızı. Şimdi Export Notes tuşuna basıyoruz ve aktarım işlemi tamamlandı arkadaşlar. MTL falan oluşturmayacağım. Hiç gerek yok. Hiç vakit kaybetmeyelim. Şimdi şu yeni silah. Yeni silah yapmıyorduk. Onu ben önceden yapmıştım. Kolay web tasarım yapıyorduk değil mi? Buradaki yolunu belirteceğim arkadaşlar. Onun için şimdi yapmamız gereken işlem. Eğer CreEngine içerisinde, Game SDK içerisinde bir obje klasörünüz yoksa Object isminde bir klasör oluşturuyorsunuz. Bunun alt klasörü olan Weapons yani silahlar isimli bir klasör oluşturuyorsunuz. Bunun içerisine artık yeni oluşturduğunuz her yeni silahı atabilirsiniz. Dediğim gibi boyutları tabii ki önemli. Şimdi ben buraya şu oluşturduğum yeni CDF dosyamla birlikte Max dosyamı atıyorum. Sonradan değiştirebilmek üzere. Şimdi arkadaşlar gelelim tekrar bu alana. Dediğim gibi geometri alanında yerini belirteceğiz. Evet, Objects içerisinde Weapons isminde bir klasörüm var. Bunun içerisinde yeni bir klasör daha oluşturdum ben şimdi. Kolay Web Tasarım adı. Ve ben bunun içerisine kolay web tasarım .cgf isminde yeni bir dosya attım. Yeni bir geometrik obje attım diyorum. Şunlar bazen aynı olunca problem çıkartıyor. CGA falan yapmak durumunda kalıyoruz ama bir bu hale deneyelim. Birinci kişiden görünüm ve üçüncü kişiden görünüm farklı olabilir arkadaşlar. Ondan dolayı farklı iki tane yapma imkanınız var. Burada ondan dolayı farklı şekilde gösteriyor. Onun adı farklı bir şeyse tabii ki buraya atabilirsiniz. Bu halde kaydedelim o halde. Kaydetme işlemi tamamlandı. Şimdi kolay web tasarım. Evet, burada var. Bunu nereye atıyoruz? Tabii ki aldığımız yere atıyoruz. Bu bölüme. Buradan rifle olarak almıştık. Kolay web tasarım olarak içerisine atıyoruz. Evet, geldi. Muhtemelen oldu bitti. Şimdi eğer şunu kapatmıyorum çünkü hatalar varsa arkadaşlar döneceğim. Sadece CGF dosyasını benim düzenlemem yetecektir. Sandbox'umuzu açıyoruz. Şu an 3.8.1 kullanıyorum. Aslında 3.5.8'de birçok şey buna göre aslında daha güzel olan yanları var. Bunun da tabii ki diğer 3.5.8'e göre çok daha güzel olan yanları var. Yani bunun her açıdan daha iyi olması gerekiyorken diğerinde daha fazla beğendiğim özellikler var. Bu aktarım işlemi arkadaşlar her ikisinde de aynı bu arada. Hiçbir farkı yok. Hatta 3.5.8'de de biraz daha rahat aktarıyor diyebilirim. Evet, Entity bölümünden Items değil mi? Bakalım buraya gelmiş mi? Kolay web tasarım buraya gelmiş. Aktarıyoruz.
Ve arkadaşlar şöyle biraz yukarı doğru alamadık mı? Yukarı doğru alalım. Ctrl G diyelim. Ve gördüğünüz gibi bakın kolay web tasarım diye yazıyor. F'e bastım ve gördüğünüz gibi silahım elimde. Bakalım çalışıyor mu? Bomba gibi çalışıyor. Şöyle gördüğünüz gibi zoom. Bu zoom size düzgün görünmüyorsa o pivot ayarlığıyla oynayın. Ya da bu tam olarak düzgün görünmüyorsa pivot ayarlığıyla arkadaşlar oynayabilirsiniz. Evet, adamı da öldürebildik. Şöyle bir dış görünüme geçelim. Evet, gördüğünüz gibi adamımızın elinde bizim yeni silahımız. Evet, o dummy'yi biz yapmıştık değil mi? Onu görebilmek için şöyle bir tane dış kamera koyalım. Nereden koyuyorduk? Misk bölümünden bir tane şöyle kamera koyayım ben. Arkadaşlar hatta şuradan ekipman bölümünden Player Default'a ben kolay web tasarımı atsam ve bunu da varsayılan silah olarak seçsem. Tamam. Umarım çalışacaktır. CTRL-G dedim. Ha, doğru. Kameraya koyduk ama kamerayı çalıştırmadık. Evet, start not. Camera view. CTRL-G dedik. Bizim adamımız nerede? Hem de burada. Evet arkadaşlar, bizim adamımız şöyle bize doğru baksın, elinde silahıyla. Evet, gördüğünüz gibi Dami'nin yerini birazcık daha ayarlamakta fayda varmış. Biraz sanki elimizin içinde çıkıyormuş gibi. Gördüğünüz gibi ama efektler falan gayet güzel. Tabii ki arkadaşlar bizim burada önemseyeceğimiz birçok şey var. Bu pivot önemli. Şu dummy'nin yeri önemli. Koysanız da olur, koymasanız da olur gerçi de. Bunun dışında pivot'un yönü önemli arkadaşlar. Mesela şu ön taraf arka tarafta, arka taraf ön tarafta çıktıysa pivot'un yönünü değiştirmeniz yeterli olacaktır. Muhtemelen gelecek sorulardan bir tanesidir. Tabii ki texture olayını buradan direkt olarak halletmeniz mümkün. Daha önceki videolarda gördüğünüz şekilde daha doğrusu. Başka sorularınız olursa arkadaşlar ya da bir part 2 yapmamı isterseniz yani şu şekilde yapalım gibi sorularınız olursa tabii ki her türlü yoruma açığım arkadaşlar. Elimden gelirse o sorularınızı da cevaplamaya çalışacağım. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın arkadaşlar.